Sınırlı Kulesi ve çevresine başlattığımız inleme çalışması kapsamında iki dönümlük alanda kazı çalışması gerçekleştirdik. Ortaya çıkan tarih eserlerin sergilenmesine yönelik yapılan cam yüzeylerin altyapılarını tamamladık. Konyaaltı ilçesinde bulunan 7. caddenin doğusunda ve batısında altyapı kurumlarının yaptığı çalışmalar sonucunda deforme olan kaldırım taşlarını yeniledik. Karaleoğlu Park içerisinde bulunan çocuk oyun alanını ahşap malzemeler kullanarak yeniledik. Kepez ilçesi Mustafa Haşmet Caddesi üzerinde yeni yol açım çalışmaları ile peyzaj düzenleme çalışmalarını tamamladık. Kepez ilçesi Seyhan Caddesi üzerinde 1100 metrelik alanla yaptığımız şak asfalt çalışmasını tamamladık. Sedir Mahallesi'nin yapımını tamamladığımız Sedir Çocuk Kreşi, 4-6 yaş aralığındaki çocuklarımıza eğitim vermeye başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tramvay hattındaki kod farkını gidererek engelleri ortadan kaldırdık. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış ve fırtına uyarısıyla birlikte teyakkuza geçerek 1200 personele çatı uçması, ağaç ve tabela devrilmesi gibi toplam 43 vakaya anında müdahale ettik. Korkuteli Kremitli Mahallesi'nde yapımını tamamladığımız kreş hizmeti açtık. Aksaki Göktepe Yaylası'na karla kaplı yollarda kar temizleme çalışması gerçekleştirdik.